Değerli Genel Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Genel Kurul'un çok değerli üyeleri, sizleri yüreklerinizden öpüyorum 18. yaş günümüzde. Çok değerli Abdullah Terzi, 18. yaş günümüz dedi. Bildiğiniz gibi genelde hukukçu arkadaşlarım burada 18 yaşın ikmali rüştün ispatıdır, öyle mi? Ama bu parti 18 yıl önce 25 Eylül 2001'de doğduğu zaman zaten rüştünü ispat etmişti. Başkanımız burada. Başkanımız burada. Başka söz söylemeye gerek yok. Öyle bir ortamdayız ki bir hekim doktor arkadaşım, bir öğretmen arkadaşım, bir tarihçi arkadaşım o kadar isyanlara gelmiş ki Türkiye Cumhuriyeti adalet tarihinde eşine ender rastlanır, bir karara karşı tepkilerini koyuyorlar. Bir Yusuf Karaca, bir Murat Çavaş köşelerinde çok iki değerli kalem, bir hukukçu olmamalarına rağmen hukukçu kibirinden uzak değerlendirme yapabiliyorsa bir mahkeme kararı için, geldiğimiz noktayı sizin takdirlerinize arz ediyorum. Ve sayın hocam Profesör Doktor Haydar Baş, çok devasa bir koroya Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusuna şu komutu veriyordu: Türk milleti ayağa kalk! Ben acizane hocamın affına sığınarak, meslektaşlarımın hoşgörüsüne, görüşüne sığınarak izin verirseniz şu komutu veriyorum. Size uygulanan, haksız, reva görülen o karar taslağı için Türk ceza adaleti ayağa kalk! Bu şiddet, bu tepki duygusallıktan öte bir haksızlığa karşı tepkidir. Hukuk nedir? Hukuk, haksızların başını okşayan, haklıyı haksızlığa uğrayanın başını okşayan, haklıları koruyan, efendim mahkeme duvarı gibi taş kalıntılarıyla hiç uyuşmayan bir denge unsurudur. Hukuk şifadır, ilaçtır. Hak sahibine hakkını teslim eden adaletin peşindedir. Ama gel gör ki cezalandırma politikası Türkiye'de maalesef dışarıdan müdahalelerle kimi cezalandırıyor? Haksızlık yapanı cezalandırma, haklıyı koruma yerine haklıyı cezalandırıyor. Buna biz şahit olduk. 16 Ekim 2019 tarihinde, çarşamba günüydü ve Türk adalet tarihine maalesef düşen kara bir lekeydi. O lekeyi hep birlikte temizleyeceğiz ve anayasasına, hukuk devleti ve adalete erişim hakkını yazan bir ulusun adına böyle bir mahkeme karar veremez. Çünkü mahkemeler Türk ulusu adına karar verir. O Türk ulusu ki anayasasına hukuk devletini yazmıştır, sosyal devleti yazmıştır.
adalete erişimi, yargının bağımsızlığını yazmıştır. Bu ilkelerin hiçbiri yoktu bu kararda. Ama bu ulusun adına karar verecek olan ikinci bir yargılama var. Birinci yargılama böyleydi, yargılama diyebiliyorsak adına. Ama ikinci yargılamada hak ve adaletin yüceltilmesi için ikinci mahkemenin takdirlerine, vicdanına ve hakkı teslim edeceğine Allah'ın izniyle inanıyoruz ve hep birlikte hocamıza dua ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum teşrif ettiğiniz için ve sabrınızı inşallah son konuşmacı olarak suistimal etmediğimden emin olarak ona da güvenerek ve teşekkürlerime, saygılarımı sunuyorum.